Selam arkadaşlar, bir arkadaşımız KTM 125 için aynı zamanda günlük kıyafetle de uyuyabilecek şekilde bir kombin istemiş benden. Ben de hani günlük bir şeye, yani bir giyim tarzına uygun şekilde olabilecek bel qualifier'ı öneriyorum. Bel qualifier'ın hani birçok rengi var, hani siyah senin hoşuna gitmediyse farklı renklerde alabilirsin. Bel qualifier'ın özelliklerini zaten biliyorsundur. Bunun yanında verebileceğim bir mont var, o da Rika'nın bir montu. Rika'nın bir montu hani günlük giyime olabilecek siyah mont, çok da hani motorcu tarzını belli etmeyecek şekilde yapılmış bir monttur. Altına yine hani Tech 90'ın Pirate modelini alabilirsin, o da siyah olabilir. Onun da siyah modeli budur. Zaten hani bunda da özellikle dizinde ve kalça koruması olduğu için günlük giyime uygundur. Kot şart tarzında olacağı için hani çok da dışarıdan belli olmayacaktır. Ayağına da mesela işte Rockwell botlar alırsan, Rockwell botlar da hani hem günlük giymek için olabilir. Hani uzun yürüyüşlerde yoracaktır tabii. Ama işte burun koruması var, bilek koruması var, topuk koruması var ve günlük giyimde de çok fazla ben motorcuyum diye bağırmayacak bir bot. Buna gelecek olursak, bunun tabii hani günlük giyim tarzında, fakat hani özellikle hani omuz ve dirsek korumaları gerçekten iyi. Kol ayarlaması var. Ön tarafında cebi var, yan tarafında cepleri var. Belini sıkılaştırabiliyorsun. İç tarafında da bir astara sahip. Yani hani kışın da rahatlıkla kullanabilirsin. Ama hani çok eksi derecelere geçtiği zaman orada biraz üşütebilir. İçine termal bir şey giyebilirsin. İçinde hani yağmurdan kısmen koruyabilecek şekilde yapılmış yapısı var. İçinde iç cepleri var. Astarı istersen yazın çıkartabilirsin. Baharda da rahatlıkla kullanabilirsin. Ama yazın biraz terletecektir. Onu şimdiden söyleyeyim. Veya işte Tucano Urbano'nun şu tarzda bir montu var. Bu da yine günlük kıyafetlerle giyilebilecek. Ben motorcuyum diye çok fazla bağırmayan kıyafetlerden bir tanesi. İç tarafında ince bir astar var. Bahar aylarında sürülebilecek şekilde yapılmış. Kışın ben bunu kullanacağım derseniz bu biraz üşütecektir. Ve üşümemek için içine termal, astar veya rüzgar geçirmez herhangi bir şey giymen gerekebilir. Boynu özellikle şu şekilde tokalı şekilde yapılmış, fermuarlı. Tabii ki hani dirsek omuz korumaları var. Bileği de fermuar ve çıt çıtla sabitleyebilirsiniz. Eldiven olarak da verebileceğim iki tip eldiven var. Bir tanesi pahalı, bir tanesi ucuz olarak önerebileceğim. Diyelim işte Revit'in bu modeli. Bu modelin adı Cheyenne Pro diye geçiyor. Gerçekten korumalı bir eldivendir. 2500 liraya geçmesin demişsin. Ben de ona uygun bazı linkleri yorumlara diyorum açıklama kısmında zaten vereceğim. Oradan bakabilirsin, hem fiyatlarına hem detaylarına bakabilirsin. Ona göre hani almaya kendin karar verebilirsin. Bunlar biraz daha fiyatları yüksektir. Ben ikinci öneri olarak Vexo'nun yazlık bir eldivenini veriyorum. Bunun tabii ki kışlıkları da var. Kışlıkların da linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Seçim tamamen senin. Eğer dersin ki hani ben biraz daha işte KTM'e uygun, KTM 125'e uygun renklerde istiyorum. İşte onun turuncu kırmızısına uygun, biraz daha darbe emmesi yüksek, mukavemeti de yüksek eldivenini alabilirsin. Bunun bilek koruması var, yumruk korumaları yeni tip korumalardan, eklem yeri korumaları var, sürtünmeye denektir. Fakat bu da yazlıktır. O yüzden de diyorum hani bunu aldığın zaman bu en azından baharın sonuna kadar idare eder. Kışın kullanacağım dersen bunlar üşütecektir. Bunların kışlık versiyonlarını zaten paylaşacağım. Benim önerilerim bunlar. İstersen bel yerine belin bel değil de yine bunun mat rengini alabilirsin veya işte biraz daha üste çıkarsan şu ikasların mat siyahlarından alabilirsin. Tamamen senin bütçene bağlı. Givi'nin tamamen mat siyahlarından alabilirsin, belin mat siyahından alabilirsin. Dediğim gibi bütçe, performans ve işte fiyat aralığına göre ben linkleri aşağıya ekleyeceğim. 2500 liraya ne alabilirsin, 2500 liranın üstüne ne alabilirsin diye videonun açıklama kısmında görebilirsin hepsini. Hepsinin fiyatlarını yazmış şekilde göreceksin. Umarım yararlı olmuştur. Brady'ydi arkadaşımızın adı. Olabildiğince şeyi anlattığımı sanıyorum. Hem mont özel, hani ben iki tane mont tanıttım ama
montların hani uygun versiyonları olan Venom veya işte Proel veya işte Rika'nın daha uygun versiyonlarını da ekleyeceğim. Onların da siyah versiyonlarını veya işte tek renk olan versiyonlarını koymaya çalışacağım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. KTM Duke için günlük kıyafet tarzında verebileceğim örnekler bunlardı. Hepinize iyi sürüşler.